Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelimizin hırkasını çalışacağım. Erkek çocuklar için modelimiz bu şekilde. Kanalımda mevcut bu baklava dilimi diye geçiyor herhalde, kesin hatırlamıyorum ama benim kanalıma baktığınız anda bunun yapımını orada bulabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi ise Allah izin verirse bunun hırkasını çalışacağım. Erkek çocuklar için şu şekilde bir ipim var. Alize Burcum nokta diye bir ip. Şu şekilde, inşallah gözüküyordur. Evet, 5666 renk kodu. Evet, 210 metre, 100 gramı 210 metre. Bu şekilde bir ip aldım ve 73 ilmek olarak attım. Pirinç modeli uyguladım lastiğinde ve 2, 4, 6 tane pirinç modelimizi uyguladıktan sonra arkadan bir sıra ters gittim ve şimdi bu 4 numarayı 4,5 numara şişle değiştireceğim arkadaşlar. Ve 4,5 ile devam edeceğim örgüme. Şu şekilde. Biraz lastik sıksın istiyorum. Bu hırkamızda inşallah Allah izin verirse kol nasıl kesilir, kol nasıl takılır, yaka, hepsini göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Ve modelimiz, hemen anlatayım inşallah, 12 ve katlarından oluşuyor. Çok hoş, erkekler için, bayanlar için battaniye. Bu modelimizi her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, inşallah hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sinalı şişi kullanırsanız ölçmeniz de daha rahat, daha kolay olur. Şimdi benden sayı istiyorsunuz arkadaşlar. Sayı vermem çok zor size. Çünkü ben de detaylı olarak sayıyı bilmiyorum. Sadece ölçü olarak de herhangi bir çocuğun, kişinin, fark etmiyor, üzerine yapışmayan bir tane tişörtünü alıyorum. Kendime ölçü yapıyorum. Elini boyunu ona göre ayarlıyorum ve çok güzel oluyor. Misinalı şiş kullandığım zaman da bu şekilde ölçmem daha rahat ve daha kolay oluyor. Onun için misinalı şişleri tercih ediyorum bu büyük örgülerde. Evet, hemen inşallah başlamak istiyorum. Şu şekilde anlatayım. İki tane düz örüyoruz. Bir kenar ilmeğimizden sonra bir, iki tane düz örüyoruz. Bir, iki, 3, 4, 5. Altı, yedi, sekiz. Tekrar bir sayayım, şuradan yanlışlık yapmayalım. 2, 4, 6, 8. Bir de burada var. 9 tane ters örmüşüz. 2, 4, 6, 8, 9 tane ters. 3 tane düzümüz var burada. 1, 2, 3. 3 tane düz öreceğiz. 1, 2, 3. 9 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 tane düz. 2, 3. 3 tane düz, 9 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 3 tane düz. 1, 2, 3. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, şu an arka sıradayım ve tersi ters, düzü düz olarak öreceğim. 9 tane ters örmüştük. Bu 9 tersimizi arkada düz olarak öreceğiz. Düzlerimizi de ters olarak 3 tane ters, 9 tane düz olarak arkada bu sıramızı tamamlayacağız. Evet, arkadan örüp geldim. Şimdi ise kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ters örüyorum. 1, buradaki bir tane ilmeğimizi düze çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz, 7 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 tane düz. 5 tane düz, 7 tane ters olarak bu sıramızı tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, şimdi ise buradaki ilmeğimizi ortadaki terse çeviriyorum. 1, 2, 3 tane düz, 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 3 tane düz, 1 tane ters. Bu 3 tane düzün bir tanesini terse çeviriyorum ki burada tekrar şu haroşa kısım, ters kısım açılıyor. 1, 2, 3. 3 tane düz, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters. İnşallah ipim biraz koyu gözüküyordur inşallah. Herhalde gözüküyor, evet. 1, 2, 3 tane düz, 1 tane ters, tekrar 1, 2, 3 tane düz, 5 tane ters, 1, 2, 3, 4, 5, 3 tane düz, 1, 2, 3, 1 tane ters, tekrar 3 tane düz, 1, 2, 3. Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğiz. Arkayı göstermiyorum çünkü arkada tersi ters, düzü de düz örüyoruz. Herhangi bir arkada bir işlem yapmıyoruz. Arkası şu şekilde. Bunun arkasını da düz olarak kullanabilirsiniz. Yani arkası da çok güzel. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve bir tane tersim vardı, iki tane yapıyorum. 1, 2, 3. Bu 3 tane düzü bu tarafa içeri doğru kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Tekrar 3 tane ters. Burada bir tane tersimiz vardı. Bu tersimiz 3 tane olacak. Evet, net olarak gözüküyor mu diye bakıyorum. 1, 2, 3 tane tersimiz oldu. Ve 3 tane de düz örüyoruz. 1, 2, 3.
şekilde modelimiz çıkmaya başladı. 1, 2, 3. Bu sıra 3 ters, 3 düz olarak götüreceğiz. 1, 2, 3. Burada 5 olan tersimiz 3'e düşüyor. Buradaki 3 tane düzümüz sağ ve sola kayıyor. 1 olan tersimiz 3 tane ters oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, şimdi yine düz yüzdeyiz. Arkayı tersi ters, düzü düz olarak ördük ve 3 tane burada tersimiz vardı. 3 oldu. Kenar ilmeğimizle birlikte 4. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane düz. 1 tane ters. 1, 2 ve 3. 3 tane. Burada düzümüz oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters. 1, 2, 3. 3 tane düz. 1 tane ters. Tekrar 3 tane düz. 1, 2, 3. 5 tane ters. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayacağız. 3 düz 1 ters, 3 düz 5 ters, 3 düz 1 ters ve 5 tane de şu şekilde göstereyim. Bu ortadaki kapanıyor. Sağdan ve soldan 3'er düz ilmeğiyle kapanıyor. Burada ise açılıyor. Şu şekilde ortadaki terslerimiz çoğalıyor. Buradaki azalırken bu taraftaki çoğalıyor. Burası kapanırken burası açılıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters, 3 tane düz, 2, 3, 1 tane ters. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bu sırayı da böyle öreceğiz. Evet. İnşallah güzel olacak diye umuyorum. Şimdi ise tekrar yine ön yüzdeyiz ve 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters öreceğim. 5 tane de düz öreceğim bu sıra. Burayı tamamen kapatacağız. Bu üçler birleşecek ve 5 tane olacak. 2, 3, 4, 5. Burada ise 5 tane ters olan 7 tane ters olacak. Buradaki birer tane düzlerimizi terse çevirmiş olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 tane de düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, buradaki baklava dilimi kapandı. Şimdi diğeri açılıyor. Şöyle gösterelim. Şimdi ben şu sırayı yapıyorum arkadaşlar. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz. 7 tane ise tersimiz olacak. Evet. Şimdi ise bu tabanda yaptığımız sıraya geldik. Tam bir yarım motifimiz tamamlandı. 2, 4, 6 tane ters ördük. 3 tane düz öreceğiz. 1, 2, 3. 5 olan düzümüz şimdi 3'e düştü. Bu aradaki tersimiz ise 9 tane olacak. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 ve 9. 3 tane de düz. 1 2 3. 9 tane ters, 3 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 3 tane de düz. 1 2 3. Bu sıramız bu şekilde devam edecek. Şekilde hemen göstermek istiyorum. Evet. Evet, modelimizin kurulumu bitti. Modelimiz çıktı. Şimdi bu şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bundan sonra size göstermeyeceğim çünkü videomun süresi çok uzuyor. Dediğim gibi modelimiz kanalımda da mevcut. Oradan da detaylı izleyebilirsiniz. Şimdi bir kez daha göstermek istiyorum. Şu tabanda yaptığımız sırayı burada 3 tane düz, 9 tane ters olarak kurulumunu yaptık. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını buraya uygulayacağız. Hemen yapalım inşallah. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 tane tersimiz oldu. 3 tane düzümüz vardı. Şimdi aynı şekilde 5 tane düz tekrar yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Ve buradaki tersimiz 7'ye düşecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet arkadaşlar, ben hırkamızın beden kısmını tamamladım. Şöyle sayalım. Kaç motif olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dilim örmüşüz. Bu 7 dilimi şöyle. Evet. 37 santim olmuş. 37, 38'e bir iki sıra kalmış. Hemen ben o bir sıra daha gideyim. Evet. Tam 38 santim oldu. Şu şekilde. En iyisi şöyle göstereyim. 34 santim oldu eniden. Bu şekilde biz koltuk kısmına geldik. Ve koltuk kesimini yapacağım şimdi. Dört tane ilmek kesiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ilmek kestik. Buradan diğer tarafa kadar öreceğim. Diğer tarafta ise aynı şekilde dört tane ilmek daha keseceğim. Evet. Şimdi diğer tarafı, bu tarafı kesmiştim. Dört ilmek kesmiştim. Burayı ise dört ilmek keseceğim. Şu şekilde gösterelim. Şu kısmı, kol kısmı 4 ilmek. Bu kısmı da aynı şekilde. Şimdi buraya da 4 ilmek keseceğim. Ve 4 ilmekten sonra buraya 2 1 1 diye kesip uyacağım.
Arkayı çok kesmek istemiyorum. Ön çok kesiliyor ama arka çok kesilmez. Bir, iki, üç, dört ve sıranın sonuna kadar bu şekilde örüp gideceğim. Sıramı tamamlayacağım. Evet, şimdi ise iki tane keseceğim. Evet. Diğer taraftan yine aynı şekilde iki tane de diğer taraftan keseceğim. Hem sağdan hem soldan her iki koltuğu da bu şekilde kesiyorum. Şimdi ise buradan da aynı şekilde bir ve iki. İki tane de buradan kestim. İki tane de bir bir keseceğim. Şimdi ise bir tane keseceğim. Sadece bir tane kestim. Toplamda 8 tane ilmek kesiyoruz. 4, 6, 8. Bir de bu taraftan kesiyorum. Evet. Son kez kesiyorum. Ve diğer taraftan da bir tane daha keseceğim ve bu şekilde bitecek. Evet, bu tarafı da son defa kesiyorum ve 13 santim kadar, 12-13 santim kadar düz olarak öreceğim. Bakın bu şekilde bir yuvarlak oluştu, bir kavis oluştu. Bundan sonra kesme işlemi yapmayacağım, düz olarak çıkacağım. Evet, ben 12-13 santim kadar ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, tam şöyle 13 santim ördüm. Ve şimdi ben doğurmuş olduğum kalan ilmeklerimi, kaç tane ilmeğim kalmış? Onu da hemen saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 ve 59. Bu 59'u 3'e böleceğim. Ve 20, 20, 40. 19 ilmeği de burada ortaya vereceğim. Ve burada yaka oyuntusu yapacağım. Şu şekilde göstereyim inşallah. Bismillah. 20 tane ilmeği baştan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, 20 tane ördükten sonra bir tane aparat taktım.
19 ilmeği arada bıraktım. Tekrar 20 ilmek yine yaktığımız için bıraktım. Şöyle göstermek istiyorum. Burada 19 tane ilmemiz var. Bu 19 ilmenin 5'ini burada bırakacağım. 5'ini de buradan öreceğim. Ortadaki kalan 9 ilmeği keseceğim. Bu işlemi yaparken aynı şekilde modelimi de uyguluyorum. Modelimizi de yapmaya devam ediyoruz. 1 2 1 2 3 3 4 5 Burada 5 tane ilmeğimizi bıraktık. 2 4 5 Bunu yaka oyuntusu için keseceğiz. Şimdi ise bu 9 ilmeği 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada 2, 4, 5 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 5 ilmeği aynı model uygulayarak örmeye devam ediyorum. Şimdi bu taraftaki ilmelerimiz kaldı. Bu taraf omuz kısmını öreceğiz. Ve aparatımı tekrar takıyorum ki belli olsun yerleri diye. 1 5 Evet. Burada örüp tekrar bu tarafa geleceğim. Evet. Örüp geldim ve şimdi burada 9 tane kesmiştim. Şimdi ise 3 tane keseceğim. Bir, iki ve üç. Yine aynı şekilde burada örgümü örerken desenimi de aynı şekilde uyguluyorum. Sırası geldiğinde ilmeklerimi tersleri düze çeviriyorum. Düzleri de terse çeviriyorum. Sırası geldiğinde. Çünkü bu ilmeklerimiz sürekli değişiyor yerleri. Çünkü bu düzümüz kayıyor. Sağa ve sola kaydığı için. Evet, 3 tane kestik. Şimdi ise burada 1 Şöyle yapalım. 3 2 1 1 keselim. Tam bir oyuntu oluşsun. Burada da 6 6 18 ilmek kalsın. 18 ilmek üzerine çalışalım. Yaka omuz kısmımızı 4 5 3'ten sonra 5 tane düzümüz olacak. Burada örmeye devam ediyorum. Evet, şimdi buradan bir tane keseceğim. Bir tane kestikten sonra bu sırayı tamamladıktan sonra
Omuz kısmını kesmeye başlayacağım artık. Bir, iki, üç. Ve üç defa da burada omuz kısmını keseceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane kesme işlemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane kesme işlemi yaptım. Diğer ilmeklerimi ise arka sırada geldiği gibi örüyorum. Burada bir tane de daha kesme yapacağım. Ve 3, 2, 1 olarak kesiyoruz. Bir tane daha keseceğim. Burada 1, 2, 3 düz, 3 de ters yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 6 tane ilmek daha keseceğim. Bir, iki, üç, dört, 5 ve 6. Burada ise 2, 4, 5 ve 6 tane ilmeğim kaldı. Ve bu 6 ilmeği keseceğim. Bu omuz kısmında 18 tane ilmek bırakmış olduk. 3'e böldük. Bu 18 ilmeği 6 6 kesiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da uzun bıraktım ki bunu dikiş için kullanacağım. Evet. Yakamızı bu şekilde, omuzumuzu ise 3 aşamada kestik. Bu şekilde oldu. Şimdi ise ipimizi buraya tekrar bağlayıp burada ne işlem yapmışsak
şu kısımda aynısını buraya yapacağız. 3 defa da örüp geleceğiz. 3 defa da keseceğiz. 3 tane keseceğiz. 2 tane, 1 tane keseceğiz ve o bir son kesmemizden sonra tekrar buradan 6 tane keseceğiz. Tekrar 6 keseceğiz ve buraya geldiğimizde bir tane daha keseceğiz. Toplamda 18 tane ilmeğimiz kalacak. 20 koymuştuk. O zaman şu yaka kısım bayağı dar olur gibi olduğu için ben 18'e karar verdim ve şimdi inşallah aynısını bu tarafa da yapacağım. Evet, her iki tarafı da kestim. Tamamladım. Ve şimdi şu kol örüntümüz kaç santim olmuş? Ben size onu göstermek istiyorum. 18 santim arkadaşlar. Evet. Şimdi ise biz arkayı 75 ilmek olarak başlamıştık. Buna biz ilave yaptık. 43 tane ilmek attım ben. Şöyle göstereyim inşallah. Bismillah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ve 43 tane ilmeğimiz olacak. Tekrar sayayım. Yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ve 43. Ben 35, 75 ilmeği 2'ye böldüm. 37,5 düşüyor. Buna 5 ilmek ilave ettim. 37, 38 olarak hesap ettim. O buçuğu 1 olarak düşündüm. 38'in üstüne 5 tane ekleyerek 10 ilmek fazla yapıyorum. Genellikle önleri 43 tane ilmekle önlerimizi başlamış olduk. Şimdi bir ters, bir düz olarak önümüzü başlayacağız inşallah. Başlayalım hemen. Bismillah. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğiz. Evet, bu döş kısmı sağ döş yapıyorum, ön bedeni ve 2, 4, 6, 7 tane pirinç uyguladım. 43 tane ilmek atmıştık. Şimdi ise 4 numarayla başlamıştım. 4,5 numaraya geçiyorum. 8 tane kenar bant için ilmek ayıracağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu 8 ilmekten sonra 1, 2 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ters ördüm. Tekrar aynı şekilde 1, 2, 3. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Burası önemli değil. Kaç gelirse gelsin, bizim için önemli olan
şu başlangıç kısmı, bant kısmı. Arkadan ise ilmeklerimi gördüğüm gibi tersi ters, düzü düz olarak öreceğim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Üç tane ters. Önde ters olan arkada düz olarak örülüyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Arkadaşlar, bu modelimiz baklava dilimi diye kanalımda mevcut. Daha önce anlatmıştım, göstermiştim. 2 3 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 2 tane düzüm var. Bu iki tane tersim var, pardon. 8 tane ise pirinç kısmı. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters. Önde de değişiyor bir ilmeklerimiz, arkada da değişiyor. Bu şekilde tabanını kurdum. Uzun uzun anlatmak istemiyorum çünkü bayağı bir uzadı videomun süresi. Çünkü kanalımda yapımı var. Tabanını kurduktan sonra düzün üstüne ters, tersin üstüne düz olarak bu 8 ilmeğimizi örüyoruz. 2 tane düzümüz vardı. Bunu 3'e çevireceğiz. 1, 2 ve 3. Ortada ise 7 tane tersimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar ortada ise 1, 2, 3, 4 ve 5 tane düz örüyorum. 7 tane ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen sayalım. 2, 4, 6 ve 7. Tekrar burada 5 tane düzümüz oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5. 7 tane ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kenar ilmeğim. Arkada ise tersi ters, düzü düz örüp geleceğim. Evet, şimdi 2, 4, 6, 8 tane kenar bandımızı ördüm ve bu 3 tane düzüm var. Bir tanesini burada terse çeviriyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 1, 2, 3, 3 tane düz ördüm. Ortadaki düzümüzü terse çeviriyorum. Bir tane ters örüyorum. Ve diğer taraftan 1, 2, 3, 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tersimiz var. 1, 2, 3. 3 tane düzümüz var. Bir tane terse çeviriyorum. 1, 2, 3. Çok basit ve kolay bir model. Öyle zor gibi gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Gerçekten örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilir. Çünkü görüldüğü üzere biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bakın. Biri kapanırken diğeri açılıyor. Geometrik bir desen. 2 4 5 tane ters
Diğer bir ilmemiz düz geldi. Burada bu şekilde ben diğer döşümüzü de ilikeve açarak başlayacağım ve koltuğa kadar ben öreceğim. Şimdi diğer bedeni de göstereyim inşallah. Evet arkadaşlar, ben birazcık bir motif, tam bir motif ayarladım. Evet, ben tam bir motif ördüm. Diğer sol ön bedeni de ördüm. Lastik kısmını tamamladım. Gördüğünüz üzere. Şimdi ise bunu karşılıklı olarak şu şekilde üst üste gelecek şekilde ayarlayacağız ve burayı nasıl kurduysak aynı şekilde bu tarafı da kuracağız. Burada ilk önce şu bant kısmını çalışmıştık. Bant kısmından sonra modelimizi kurduk. Burada ise tam tersini yapacağız. Önce modelimizi kuracağız. Aynı burada şu son kısımda şurada ne yaptıysak buradan başlayarak aynı şekilde modelimizi kuracağız. Şimdi hemen ben şey yapayım, başlayayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ne, nasıl çalışmıştık? 9 tane tersimiz vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane tersimiz var. 2 4 6 8 9 3 tane düzümüz var. 1 2 3 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane 2 4 6 8 9. 9 tane tersimiz, 3 tane düzümüz, 1 2 3. Bakın burada 9 ters, 3 düz, 9 ters, 3 düz, 9 ters. 3 tane burada 9'lu ilmemiz var. 1 2 bir tane daha olacak. Şimdi burada 1 2 3 tane tersimiz, düzümüz var. 9 tane ilmek öreceğiz ters olarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 tane de düzümüz olacak. 1 2 8 tane ilmek burada pirinç için kenar bandımız olacak. 2 4 6 8 tam 8 tane ilmeğimiz kaldı. 2 4 6 ve 8. Bu 8 ilmeği tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Bu şekilde ilmeklerimizi değiştirerek arkadan ise pirinçlerimiz hariç diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu 8 ilmeği bakın tersimiz geldi, düz örüyorum. Düz geldi, ters örüyorum. Bu 8 ilmeği bu şekilde 2 4 6 ve 8. Şimdi buradaki ilmeklerimizi 2 tane tersimiz var. 9 tane düz öreceğiz. 1 2 3 bu şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Ters ilmeğimi örüyorum ve burada 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmek örüyorum. Ve 5 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 5. Evet.
Bu modelimizi kurarken de göstermiştim arkadaşlar nasıl kurduğumuzu. Şimdi ben şöyle bir 7-8 santim kadar öreceğim ve tam şu üçgen 3 ilmenin geldiği sırada bir tane ilik eve açacağım. Oraya kadar örüyorum inşallah. Orada nasıl ilik eve açılıyor onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar ben ördüm. Tam şimdi şu terslerim, haroşalarım 9 tane ilmek oldu. Ortada ise 3 tane düzüm var. 1 2 3. Şu tabanda kurduğumuz aynı sıraya geldik. 3 tane düz, 9 tane ters de kurmuştuk. Aynı şekilde şimdi burada bu 9 ters, 3 düzden sonra kalan ilmeklerimiz kaç tane kalıyor? 2 3 4 ve 5. Buradaki 8 tane ilmeğimiz var. Bakın 2 4 6 8. Burada biz ilik eve açacağız. 1 2 3. Burada 2 4 5 kalınca başına bir tane atıyorum ve ikisini bir edip kesiyorum. Ve bunu da ters olarak kesiyorum. Bu şekilde atmamın sebebi ilk evimiz küçük olmasın diye. Arkada ise aynı şekilde ilmeklerimizi tersi ters düzü düz olarak örüp gideceğiz. Evet arkadaşlar. Ben inşallah arkayı bitirmiştim. Kazağımın arkasını bitirdim. Ve şurayı tamamlayayım inşallah. Şöyle gösterelim. Evet. İlk ilik evimizi bu yarım motifimiz tamamlandığında açıyoruz. Ve bundan sonra ne kadar şuradaki pirinçlerimizi sayalım. Hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 pirinç tamamlanıp 14. pirinçte ikinci ilik evimizi açacağım. Ve koltuk kısmına geldiğim zaman tekrar birlikte inşallah yapalım Allah izin verirse. Şimdilik bu kadar diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben gördüğünüz üzere hırkamı örmeye devam ediyorum. Ve döşümün bir tanesini bu ön bedene koltuğa kadar geldim. Ve şimdi koltuk kesimini yapacağım. Arkanın koltuk kesimini 4 3 olarak kesmiştik. 4 2 2 olarak kesmiştik. Şimdi ise bismillahirrahmanirrahim. 4 3 2 1 1 olarak keseceğim. 1. Bu ön beden olduğu için ön beden arkadan biraz daha fazla kesilir. Onun için 2 3 ve 4. 4 tane kesiyorum ve örmeye devam ediyorum. Bu kazağımız yuvarlak yaka olacak. Bisiklet yaka olacak yani. Onun için döş ayırt etmesini yapmayacağım. Orayı size ayrıyeten göstereceğim. Şimdi ise örmeye devam ediyorum. Modelimi de uyguluyorum. Hem kesiyorum hem model kısmını uyguluyorum. Evet, bu şekilde örüp tekrar şuraya gelince göstereyim. Evet. Şimdi tekrar aynı şekilde arkadan örüp geldim ve bu defa ise 4 kesmiştim, 3 kesiyorum.
Bir, iki ve üç. Aynı şekilde modelimi uyguluyorum. Üç tane ilmek kestim. Bu şekilde. Evet, şimdi ise 4 kestim, 3 kestim ve 2 tane bir keseceğim. Buradan bir tanesini kestim. Şu şekilde yuvarlamak istiyorum. Bir tane düz ördüm, bir ters örüyorum. Burada modelimi uyguladığım için modelimiz nasıl geliyorsa o şekilde 4, 3, 1, 1 olarak keseceğiz. Biraz daha bu koltuk altının ön olduğu için oyuntusunun daha geniş olması lazım. Arka biraz daha az oyulduğu için arka biraz daha düz çıkıyor. Onun için bu şekilde kesiyoruz. Evet. Burada bir tane kestim. Koltuk altında bir tane kestim. Şimdi ise bu ön kısımdayım. Burada ilik ebe açıyorum. Bakın 1, 2, 3. Bir de buraya açacağım. 4 tane ilik ebe oldu. Bir de yaka kısmını açacağım. 5 tane ilik ebemiz olmuş olacak. Başına atıyorum. İkisini bir ediyorum ve kesiyorum. Bu şekilde ilik ebemi açmış oldum. İlk evini kaç sırada bir açtım onu da hemen size söylemek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane bu şu kestiğim yerden itibaren bu pirinçlerimi sayıyorum. 13 tane pirinç olmuş. 14'ü pirinci yaparken ben ilik evini açıyorum. Evet. Şimdi bir tane daha keseceğim. Ve yine bir taneyi kestim bakın. Şu şekilde bir yuvarlak elde ettik. Bak, bu oyuntumuz çok muntazam ve güzel oldu. Şimdi ise model uygulamasına devam ediyorum. Ve ben şimdi şuradan anlatayım, göstereyim size. Anlatmaya devam edeceğim ama bakın burada bir yaka örüntüsü yapmıştık. Şimdi bu yarıya kadar geleceğim. Şöyle ben iki parmak, üç parmak kadar kala burada şu kısımda bu modeli tamamladıktan sonra tam bir baklava dilimini tamamlıyorum. Bakın şu kesmelerimiz bitip de düze çıktıktan sonra bir tane baklava dilimini tamamlıyorum ve tam şu yarı yere geldiğim zaman yarı baklava dilimi bu oyuntuyu yapacağım. Bu oyuntuyu yaptıktan sonra simit yaka olacak, dediğim gibi yuvarlak yaka olacak. İnşallah ben o kısımda size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu şekilde göstereyim. Bakın ben tam bir baklava dilimini bu şey bittikten sonra, kesimimiz şurada kesim bittikten sonra, düze çıktıktan sonra tam bir tane baklava dilimini ördüm. İkinci baklava dilimimi küçültmeye başladığımda, tam yarıya gelip de küçültmeye başladığımda, şimdi burada ben bu yaka oyuntusunu çalışacağım. Bunun bu döşümüzü, arka kısmını başlama itibaren koltuk kesimini, arka yaka oyuntusunu, bu döşlerimizi, ön kısımlarını kaçar ilme başladığımızı, model kurumunu tamamen bir önceki videoda göstermiştim. Bu ikinci videom ve koltuk kesimini, yaka kesimini inşallah şimdi burada anlatıyorum.
koltuğumuzu kesmiştik. Şimdi düz olarak ördük. Ve şimdi ise arka taraftayım ve Bismillah. Bu yaka oyuntusunu kesiyorum. Ön bandımızı, ön patı tamamen keseceğim. Sekiz tane ilmemiz vardı. Kesiyorum. Bu şekilde tamamen kestim ve diğer model kısmımızı uyguluyorum. Bakın pat kısmına ekrana tam yansısın. Evet. Pat kısmını kestim. 8 tane ilmeğimiz vardı. 7'sini kestim. Bir tane kaldı burada. Evet. Şimdi ise tekrar aynı şekilde örüp geldim. Ve buradaki kalan ilmeklerimizi saymak istiyorum. 9 tane koltuk için kestik. 7 tane de buraya kestik. Kalan ilmeğimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 tane ilmeğimiz var. Bu 27 ilmenin 6'şar böleceğim. 6, 12, 18 tane ilmesi omuz için kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu geriye kalan ilmemizi eşit olarak paylaştıracağım. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmemiz var. Üçünü bir keseceğim. Şu üçünü bir kesiyorum. İkisini bir keseceğim. Kalan bu. Bu ikiden sonra bir bakacağım, 2-2 de kesebilirim. Yuvarlağın şekline bakarak tam bir yuvarlak bir kavis olursun diye bakıp ona göre ayarlayacağım. Şimdi 2 ve 3 tane ilmek keseceğim. Bir, iki ve 3. 3 tane ilmeğimi kestim ve modelimi örmeye devam ediyorum. Evet. Şimdi yakanın saylarını vermek istiyorum. Nasıl kestiğimi. Şu şekilde gösterelim. Şurası 8 ilmek. Burası 8 ilmek. 7'sini kestik. 7 taneyi hep birlikte kestik. Ve burada bir tane ilmemiz kaldı. Bundan sonra 3 kestik. Bundan sonraki kalan ilmeklerimizi 1 1 1 olarak kestik. Ta ki nereye kadar kestik? 18 ilmek kalıncaya kadar. 1 1 kestik bu şekilde. 7 43 tane şurada 43 ilmeğimiz vardı. Bu 43 ilmeğin 7 10. 10 tanesini kestik ve geriye 33 ilmek kaldı. 33 ilmeğin diğer kısımlarını 18 kalıncaya kadar bir bir kestik. Pardon, bu yaka 9 tane de yanlış, sizi bilgilendirmek istemiyorum. Koltuk kısmında ise 4 tane bir kestik. 3 tane bir kestik ve burada 9 tane kesim yaptık. 7 ve 2 tane de 1 1 kestik. Toplamda 9 ilmek de buradan kestik. 9 ilmek buradan kestik.
kaç ilmek kalıyor? Ben bir hesap edeyim. Evet. Tekrar söylüyorum. 7 tanesini bir kestik, 3 tanesini bir kestik. 6 defa bir kestik, döndük, geldik, tekrar bir kestik. Yine aynı şekilde örüp geldik ve bir kestik. Bu 43 ilmenin 9 tanesini kol için kestik. 16 tanesini ön yaka için kestik. Toplamda 18 tane bu omuz için kaldı. 6 bir keseceğiz. 6 bir keseceğiz. 6 da bir keseceğiz. 3 defa da kesip bitireceğiz. Evet. Bu koltuk için 9 tane 4 3 1 1 yaka için 7 3 1 1 1 1 1 1 olarak kesip toplamda 18 tane 18 tane ilmeğimiz kalıyor. 6 bir kesiyoruz. 6 bir kesip 6 da bir kesiyoruz ve bu ön bedenin bitiriyoruz. Evet, şimdi ben burada 6 tane ilmek keseceğim. İnşallah diğer bedeni keserken yaparken 2 3 4 5 6 6 tanesini kestim ve geri 2 4 6 8 10 ve 12 tane ilmeğim kaldı. Bunları modelimi uygulayarak aynı şekilde örüyorum. İlmeklerim az kaldı diye modelimi bırakmama gibi bir lüksüm yok. Bu tarafta ise kesimim bitti şimdi. Bu yaka örüntüsü bakın çok güzel ve muntazam oldu. Şimdi ben yakaları olsun, koltuk kısmını olsun bu şekilde yaparken önce bir bakıyorum nasıl kesebilirim, ne yaparım diye. Bazen 7 kesiyorum, 4 kesiyorum, 3 kesiyorum, 2 kesiyorum, 1 1 çıkartıyorum. Bazen de bu şekilde çıkartıyorum. Bu ipimizin kalınlığı, şişimizin işte kalınlığına, inceliğine bağlı olarak değişiyor. Burada kesmemizi bitirdik ve düz örerek çıkartıyoruz. Kesmeyeceğiz artık. Bu şekilde bitireceğiz. Hemen bir tane daha altı kesiyorum ben. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Şimdi burayı son altımız kaldı. Burayı da kesip bitireceğiz. İki, üç, dört, beş ve altı. Evet, bu şekilde yakamızı da bu bakın kol oyuntusu, bu yaka oyuntusu. Evet. İnşallah diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler diliyorum.